Evet değerli gençler, bu dersimizde Scratch ile ilk oyunumuzu yapacağız. Güzel bir labirent oyunu yapacağız. Evet, labirent oyunumuz için en başta create diyoruz. Bizi şöyle beyaz temiz bir sayfa karşılıyor. Ben bu sprite'ı kaldırıyorum. Güzel bir tane background seçmem lazım. Şöyle yapacağım. Google'a diyorum ki basit labirent. Basit labirent görseller. Bakıyorum şöyle. Şu güzel. Şu labirenti sevdim. Evet, buna diyorum ki resmi farklı kaydet. Bir tane rastgele seçtim arkadaşlar. Hani illaki benim seçtiğimi seçmek zorunda değilsiniz. Bakın burada. Basit dekorumuz zaten burada. Şimdi Scratch'imizi açıyoruz. Ben internetten bir tane arka plan indirdim. Onu uygulamanın içine atalım diyorum. O yüzden geliyorum şöyle. Upload backdrop. Yükle. Bakın masaüstünü gösterdi. Dekor basit diye bir seçimim var. Bir de ne göreyim? Labirentim hazır. Bakın oturup tek tek çizmedim ha. Hazır vardı bir labirent, onu aldım. Şimdi olay şu, bu labirentte bir tane top olacak. Bu böyle gezecek. Çarptığı zaman böyle rengarenk olsun. Puan sistemi de ekleyelim. Her şeyi yapalım buna, tamam mı? Önce bir gezdirelim. Puan sistemini sizlerden isteyeceğim arkadaşlar. Şimdi backdrop'umuz hazır. Buraya ne lazım? Bir tane choose a sprite. Şu top böyle rengarenk oluyormuş. Güzel. Çarptığı zaman şu renklendirmeyi kullanabilirim. Bakın. Sprite seçme stratejimi nasıl belirliyorum? Bakıyorum diğer renkleri de var. Hazır. Bununla güzel bir iş yaparım diyorum. Bunu aldım. Boyutu çok büyük. Bu labirentten geçmez. Hemen buna %50. Yap bakalım %50. Yine kenarlara değiyor. %40. Evet, çok güzel. Labirentten böyle gezebilir. Dediği gibi gezer. Başlangıç yeri burası tabii ki. Eksi 219'a eksi 160. Top buraya çarptığında başlangıca geri gelsin. O yüzden bir defa şu go to x'te şu koordinat, y'de şu koordinat, başlangıç koordinatı bunu bir defa al. Beyaz kısma şöyle bir bırak. Çünkü bunu kullanacağız. İlk başta benim yapmam gereken yön tuşları arkadaşlar. Yön tuşları yani 4 yön tuşuyla da bu topu hareket ettirebilmeliyim. Geliyorum Event'tan, When Spacescape Press'ten 4 tane duplicate ediyorum. Duplicate. Bir tane daha duplicate. 4 tane oldu. Bu 4'ü de 4 yönü temsil ediyor. Yukarı, aşağı, sağa, sola. When up arrow. When right arrow. When down arrow. When left arrow. 4 yönde hazır. Yani şu anda sen 4 yöne de bastığında bir şeyler yaptırabilirsin. Yukarı doğru bastığımda Y ekseninde hareket edecek. Bakın yukarı aşağı Y. Mouse'u takip edin. Y ekseni bu. O yüzden Y'yi pozitif yönde değiştirmeli. Change Y by 10. Bakalım çalışacak mı? Şimdi şu çizgileri yok sayın arkadaşlar. Bırakın labirentteki çizgileri. Boş bir saha gibi düşünün. Mükemmel. Bakın yukarı nasıl gidiyor. Ama işte diğer yönleri daha tanımlamadım. Bak diğerlerine basıyorum. Hareket yok. Sadece yukarı gidiyor. Şimdi diyorum ki Y'yi duplicate et bu sefer. Buraya koy. Ne olacak? Eksi 10. Eksi 10'ar 10'ar gidecek. Şimdi alta basıyorum. Evet arkadaşlar bakın. Topumuz yukarı aşağı gitmeyi öğrendi. Yukarı gidiyor. Aşağı basıyorum. Aşağı gidiyor. Harika. Şimdi ne yapacağız? Artık x eksenine geçiyoruz. Change x by 10 nereye? Sağa giderse. Sağa basıyorum. O sağa gitmeyi de öğrendi ama sola gitmeyi daha bilmiyor. X'i duplicate ediyorum. Bakın sağa tıkladım x'in üzerinde. Duplicate. Şuraya at. Eksi 10. Hayırlı olsun. 4 yöne gitmeyi öğrendik. Mükemmel. Ama şöyle bakın çok hassas gitmiyor. Onar onar gidiyor.
Beşer beşer gitsin, böyle daha ince bir şekilde gitsin. Bakar mısınız? Her seferinde 10 birim gidiyor ya. Mesela şurayı ortala dediğinizde ayarlayamıyorum bunu. Çünkü onar onar gittiği için. Şunu 5 yapın hepsine. Onları 5 yapın. 1 yaparsanız çok çok yavaş gider. O yüzden 5 yapmak ideal. Şunu da 5 yapıyorum. Şunu da 5 yapıyorum. Şimdi hareket ettireyim. Evet, daha ince gidiyor. Bakar mısınız? Daha ince ayar. Tık tık tık, labirentte şöyle güzel bir gezintiye çıkalım. Şu anda labirentin kenarlarını görmüyor. Ben diyeceğim ki labirentin kenarına geldiğin an rengarenk ol. Başlangıç noktasına geri gel. Şöyle başlatacağız. Evet, yön tuşlarıyla dört yöne gidiyor ama biz yine oyunu başlatmak için yeşil bayrağı kullanacağız. O yüzden event, when clicked yeşil bayrak. Yeşil bayrağı tıkladığım an oyunu başlat. Bir şeylerin kontrolünü yapmalı. Kontrole geliyorum. Forever. Bu kontrolü hep yapmalı. O yüzden forever. Forever. Wait until. Wait until. Arkadaşlar şöyle yapacak. Forever'dan sonra şu olay olana kadar bekle. Hangi olay? Hemen sensing'e gel. Sensing'e gel. Touching color. Yani şu renge değiyor mu? Bak. Buraya geldim. İçine bakın. Beyaz olduğu an bırak. Tamam. Touching color. Şimdi renk seçmeye bakın. Damlalık aracını göstereceğim burada. Rengin üzerine bir kere tıkla. Şu aşağıdaki damlalık aracına gel. Şuradan rengi seç. Siyahı seç. Evet. Siyahı algıladı. Yani diyor ki bu siyaha değdiği an ne yapsın? Hızlıca next kostüm. Yani görünümde next kostüme gelsin. Evet, next kostüme geldi. Ondan sonra ne yapacak? En başa geri gelecek. Bir başlatalım bakalım. Bunu bu arada arkadaşlar şunu 10 kere tekrarlasın. Dışarı alıyorum. Çünkü sürekli böyle sonsuza kadar renk değiştirirse zaten orada olmaz bu iş. Kontrole geliyorum. Diyorum ki repeat 10. Forever'ın içinde repeat 10. Wait until'ı dışarı al. Next kostümü repeat'ın içine al. Wait until'i forever'dan sonra yap. Go to XY'yi de en son forever'ın dışına al. Repeat onu next kostümdeki renkler için yapacak. Buraya iyi bakın. Başlatıyorum. Topu hareket ettiriyorum şu ana kadar. Bakın neye basarsam o yanıp sönüyor. Sağa bakın. Şuraya bakın arkadaşlar. Şuraya. Şu bölgeye. Bakın sağa doğru gidiyorum. Nasıl yanıp sönüyor. O kodlar çalışıyor diyor. Şurası sarıyla çevrili. Şurası hep çalışıyor. Çünkü yeşil bayrağa bastım. Neyin çalışıp çalışmadığını iyice görmeniz lazım. Evet, labirentte güzelce ilerliyorum. Bir de ne göreyim? Hızımı alamadım. Şuraya bir çarptım. Oo, harika. Harika. Çok hızlı yanıp sönüyor. Ben şuna biraz süre veririm arkadaş. Derim ki next kostümden önce 0,5 saniye bekle derim yani. Şimdi gidiyorum. Şimdi şöyle bir çarpayım. Çok iyi. Bu da çok yavaş oldu. Şimdi şu repeat olayını sen bir defa bize 5 yap. Beklemeyi de 0,1 yap. Şimdi başlat bakalım. Kenara değdim. Evet, harika. Bakın, değdiğim an renklerdeki değişiklik sonra geri geliyor. Peki, bir ses olsa şöyle. Değdiğim an ses de çalsa harika olmaz mıydı? Seslere bakalım hemen. Sound. Tamam, bunu çalsın bize. Boing. Play sound Boing. Next kostüm. Bekle. Sound Boing. Boeing'i çal bize bakalım. Bir dakika, next kostüm.
Tamam. Evet, başladık. Çok güzel. Süreyi kaldıracağım. Sen git bakalım. Şimdi yapalım. Harika. Devam ediyor. Çarptığınız an bakın. İlerliyorsunuz ama çarptığınız an size Sağlıyor. Bir de şöyle bir şey olsun. Ses de ekledik, her şeyi yaptık, tamam. Şimdi bir tane Game Over yazısı olacak. Game Over yazısı bir yere değdiği an oyun bitti diyecek bize. Tamam mı? Tamam deyin. Siz tamam demeyince devam edemiyorum. Söylemiş miydim? Şimdi geliyorum bir tane. Choose a sprite. Buraya buton yazacağım. Ya da yazmama gerek yok. Şurada var zaten. Renk değiştiriyor. Şunu alacağım ben. Seçtim bunu. Buna diyorum ki senin boyutun 250 olsun. Evet. Şöyle ortalıyım diyorum. Seçtim ya bunu. Kostümlere geliyorum. Mavi olsun. Mavi güzel. Bunun içine Game Over yazdıracağım arkadaşlar. Game Over. Bunu alta alıyorum. Game Over diyorum. Yazı ne olsun? Kırmızı. Kırmızı, kırmızı. Kırmızı olsun. Güzel. Şöyle yazıyı bir ortalıyorum. Çok iyi. Bir yere çarptığımda bu olaylar olacak. Sonra Game Over yazacak. İstediğim bu. Başka bir yazı eklemiyoruz. Eklemiyoruz. Koda geldim. Diyorum ki oyuna başlayacağım ama Game Over yazısı var. Diyorum ki ben yeşil bayrağı bastığım an Sen şu Game Over yazısını bir hide et bakalım ya. If diyeceğiz arkadaşlar. Kontrol yapıları. Bakın. Şu top siyaha değdiği an Game Over yazısını ortaya çıkar. Şu anda başlangıçta gizledi. Bakın başlangıcı aldım. Ne oldu? Game Over yazısı gitti. Çünkü başlangıçta gizle diyor. Durdurdum. Game Over yazısını geri göster diyorum. Bakın şova bastım. Gösterdi. Diyorum ki Evanston arkadaşlar broadcast ve mesaj. Yani diyor ki sen buraya geldiğin an bir mesaj gönder, diğer tarafta bu mesajı alsın. Şimdi bu top değdiği zaman broadcast ile mesaj biri gönderecek. Wait until touching color. Eğer buna gelirse sonra şunu yap. Sonra da en son başa gel ve şöyle. En başta bitti mesajını göstersin. Veya şöyle önce aksiyonlar alınsın. Şöyle yapacağım. Ctrl Z. Broadcast. Mesaj biri en aşağıda. Gösterdi ya. Oyun bittiği gösterdi burada. Mesaj biri. Yayınını yaptı. Buton 3'e diyorum ki. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Mesajı aldığın an. Yeşil bayrak değil. Mesajı aldığın an when I received the message, tamam mı? When I received the message, sen bunu show yap. Göster. Looks'a gel. Show. Bu kadar. Her şeyi at çöpe. Başladığında gizle, mesajı aldığında göster. Şimdi bu mesaj biri zaten bitirince mesaj biri yayınlayacak. Broadcast edecek. Bu da yayını alacak. Bakalım olacak mı? Başlaya basıyorum. Game Over yazısı kaldırıldı. İlerliyorum. Labirentteyim. Başıma nelerin geleceğinden habersiz ilerliyorum. İlerledim, ilerledim. Çarptım. Harika. Bilgisayara hükmetmek budur işte. Başlangıca geldi. Game Over yazısı da çıktı. Başlaya bastığım an durduruyorum oyunu. Yazı gidecek. Aynı şekilde işlemleri yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu tamamen benim şu anda algoritmasını kurup oluşturduğum bir program. Buna bir puanlama sistemi vermedik. Ya da şöyle diyebiliriz. 3 canın kaldı.
3 canın kaldı diyebiliriz. Mesela şöyle bir şey tanımlayacağım. Variables. Diyeceğim ki set my variables. Rename'e variable değil de bunun adını ben can diyeceğim buna. Kaç canımın kaldığını belli edeyim diye. Can diyorum. Set can to 3. Oyun başlayacak ya. 3 canım olacak benim. When clicked. Set can to 3. Peki. Geldi. Bu adam buraya değdi. Change can by eksi 1. Yani canı birer birer azaltacak ya arkadaşlar. Hatta yukarıda birazdan canı da göstereceğiz. Bakın. This is can. Change can by birer birer azaltma umarım vardır arkadaşlar. Çünkü ben bu variables'ı şu anda tanımladım. Forever wait until bu olana kadar. Şimdi canı 3 diye başlattık. Dur. Bir başlat bakalım. Can 3. Şuraya gel. Can 2. Harika. Harika. Şimdi şunu istiyorum. Bilgisayar. 3 can bitince game over'ı çıkar. Şimdi değil. Sana emrediyorum bilgisayar dediğinizde yapmaz. Oturup kodları, algoritmayı oluşturacaksınız arkadaşlar. Her dediğinizi yapar ama onun dilinden anlatırsanız. Evet. Canımızın kaç kaldığını gösteriyor yukarıda. Yukarıda, sol üstte. Şimdi diyorum ki evet çok güzel. Böyle bir durumda ne yapacağız? Tabii ki de hayat kurtarıcı olan if. If. Canımızı azalttı. Broadcast message 1. Broadcast message'ı alma. Çıkar broadcast message'ı. Canı azalt. De ki. Controls. If de. Forever. If. Operators. Can eşittir. Sıfırsa. Algoritmayı kurmak ne kadar keyifli ya. Böyle bir şey olamaz. Can gel bakalım. Eğer ki can sıfırsa, sıfıra eşitse, sen gel şöyle güzel bir tane broadcast yap. Yayın yap. Mesaj biri gönder karşı tarafa. Yani butonu hazırlayın arkadaş anlamında. Canı durdur. Can 3'ten başlayacak arkadaşlar. Sıfırdan bakın yapmak istediğim olay şu. Ben bunu sürekli yürüteceğim. 3 canım var. 3 canım bitince game over yazısı çıkacak. Adım adım büyük oyunlar yapmaya başlıyoruz. En başta küçük adımlar atacağız. Sonra daha da ileriye gideceğiz. Bakın tek bakışta şu algoritma size karışık gelir. Ama bakın üzerine basamak basamak ekledik bunları biz. Bir çırpıda şunu görseniz dersiniz ki ya bu zor. Bu ne ben anlamadım. Ama bakın her seferinde ben ne dedim? Algoritmaya yeni şeyler eklettim. Bilgisayara dedim ki şunu da yap bunu da yap. Her seferinde apartmana bir kat daha ekledik. Öyle düşünün. Yeşil bayrak. Can 3. Geldim. İlerliyorum. Can 2. Harika. Game over yazısı da yok. Harika. Can 1. Game over. Harfi harfine uyguladı. İstediğim her şeyi bilgisayara harfi harfine yaptırdım. Şimdi şunu istiyorum. Süre. Bu yarışmada hedef nokta. Şuraya bir hedef nokta belirleyebilirim. Yazdırabilirim. Hemen backdrops'a geliyorum. Backdrops. Neredesin backdrops? Bu backdrops'un üzerine zaten işlemler yapabilirim. Diyorum ki bir tane kare çiziyorum ya da şuraya hedef diyebilirim. Şöyle. Şimdi buradan yola çıksa gelse şöyle şuralardan dolansa o çok güzel bir yerde oldu. Shift'te öğretmiştim geçen ders. Kanalımdan takip edenler Shift'e basılı kalıp çember çiziyorsun. Bak nasıl simetrik oldu. Hedef nokta şuraya kırmızıyla işaretliyorum. Yani diyorum ki buraya geleceksin.
Süren var. Hayırlı olsun, güzel bir süre ekleyeceğiz. Öyle dümdüz oynamak yok bu oyunu. Süre. Ne yapalım? Make a variable. Süre diyorum. Bütün sprite'larda kullanılabilir olacak. Global bir değişken. Time diyelim ya. Time. Evet arkadaşlar, can dedik, time dedik. Aslında buna da şey diyebilirdik. Life veya health diyebilirdik. Neyse. Türkçe, İngilizce bir arada olsun. Time dedim. Şimdi benim bir time'ım var. Buradan bakacağım kontrolse. Vay, zaten bir timer'ı varmış. Benim bir şey eklememe gerek yok arkadaşlar. Kendinden timer'ı var. Az önce bir tane time ayarladık ya. Onu bırakalım arkadaşlar. O zaman oyun başladığında hemen resetleyecek. Bunu tabii siz de biliyorsunuz. Bakın. Oyun başlar başlamaz. Canı 3'e çek. Zamanı resetle. Durdu ya. Oyunu başlatıyorum. Zaman sıfırdan başladı. Mükemmel. Şimdi variables diyorum. Buradan bu sefer time'ı kaldıracağım. Sağa tıklıyorum. The time variable diyorum. Zamanı kaldırdım arkadaşlar. Timer burada olsun zamanımız. Ya da bakın şu labirentin şu kısımları boş zaten. Buraları çok kullanmayacağız. Timer burada olsun. Can da burada olsun. Can 3. Üzerinde basılı kalınca bakın diyor ki large da yapabilirim. Slider da yapabilirim diyor. Bakar mısın slider'la canı nasıl ayarlıyorsunuz? Normal. Sen bize şunu normal yap kardeşim. Zaman su gibi akıp geçiyordu. Acaba labirentin sonunu görecek miydik? Labirenti şuradan şuraya sadece bir dakika içerisinde varmamız gerekiyordu. Evet, durdurduk her şeyi. Oyun dursana. Oyun zaten durmuş. Arkadaşlar, bizim bu reset timer başladığımız an resetlenecek, merak etmeyin. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Süre şu anda geçiyor. Hatta timer'ı birazdan tutup şu kadar sürede bitirdiğinize de getireceğim. Yani bu oyun sonsuza kadar gidecek ya, hep geliştirilecek. Aklıma bir şey gelecek ekleyeceğim. Gelecek ekleyeceğim. En son bir bakacaksınız kocaman algoritma. Müziğiyle, her şeyiyle, arka plan müziği bile olacak. Devam. Timer gidiyor. Gitsin, sıkıntı yok. Nasıl olsa başladığımız zaman bakın yeşil bayrağı bastığım an hemen sıfırlandı. Birazdan timer'ı da durdurma şeyi de yaparız buraya. Ne demiştim? 3 canı var. Süre var. 60 saniye süre başlayacak. 60 saniye içerisinde olmazsa game over çıkacak. If can eşittir 0'sa veya süre büyüktür 60'sa veya çok önemli bunlar. If'i buraya aldım. Şimdi bu can eşittir 0'ı kaldırıyorum. Kaldırıyorum. Diyorum ki if'e gel sen şuradaki operatörlerden bana iki tane yani veyalı and or not or'u alıyorum. Bakın bir tane haznem vardı. Sadece canı buraya alıyordum. Şimdi veyasıyla beraber hazne sayım 2'ye çıktı. Bunlardan birinci seçenek can sıfırsa veya timer. Neredesin timer? Veya timer. Tabii bunu da böyle dümdüz alamıyorsunuz arkadaşlar. Operatör seçeceksiniz. Timer büyüktür 60'sa. Timer büyüktür 60'sa yani 1 dakikanın üzerindeyse bakın can 0'sa ya da timer 60'sa ne oldu? Öldün. Game over çıkacak. Şimdi oyunu başlatabilirim. Haydi bakalım. Başladık. 60 saniyede oraya varacak mıyım? Level 2'de süreyi kısaltırız falan böyle şeyler de yapabiliriz arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet. Arkada da bir tane müzik olsa fena olmazdı. Birazdan bir müzik bakarız. Doğru mu gidiyorum? Evet. Sürem de iyi. Sürem de iyi. 60 saniye çok vermişiz ya. Gidiyorum. Henüz can kaybı yaşamadım. Burada amaç oyun oynamak değil şu anda. Geliştirme yapmak. Bu yüzden bilerek çarpacağım. ID en başa geldi. Can 2'ye düştü. Süre devam ediyor arkadaşlar. Bir kere çarptığınız anda zaten yetişemezsiniz.
Çünkü 60 saniye geçtiği an game over. Game over'dan sonra canları da sıfırlasın aslında. Birazdan onu da yapacağım. 59. Da. Niye böyle bir şey oldu şimdi? Ben bu timer'ı sevmedim ya. Bir de böyle salise gibi göstermiş. Kendim tanımlayacağım. Double değerlerle çalışıyor bu. Ben integer diyorum. Oradan bir sıkıntı yaşatıyor olabilir bana. Tamam abi, ben kendim zamanımı tanımlarım. Buradan variables'a gelirim. Buraya make a variable'a time derim. Time dedim. Time neredesin? Eğer ki time büyüktür 10'sa time da en başta 0 olacak. Şöyle yapacağım, bakın. Set time to reset timer da değil. Artık timer'la işim yok arkadaşlar. Timer sen git buradan. Buradan da git. Şuradan sensing'e geleceğim. Diyeceğim ki timer'ı kaldır bunu. Set time to 60, bir dakika, bir dakika, bir dakika. 60'tan başlayıp geriye doğru saysın. Birer birer her saniye bir saniye beklesin, geriye doğru saysın. Süre bitince şey olsun, böyle sıfırdan gitmesin. Mükemmel. Algoritmayı saniyesinde kuruyoruz ya. Set time to 60. Forever. Forever. Ya da bunu olaydan bağımsız yapacağım arkadaşlar. Bu kısım önemli. Ayrı bir yerde açacağım. Çünkü içerideki sürecin içine süre girerse şaşar. 60 saniye olmaz. Hemen bir tane daha yeşil bayrak. Yani bakın, buna asenkron işlem deniyor. Bir yandan bu yapılırken bir yandan da bu yapılıyor. Ama bunu bunun içine attığında süre yanlış gelir. Çünkü şunların işlem yaparken geçirdikleri saniye var. Salise bile olsa tam 60 saniye tutamaz. Anladınız olayı. Set time to 60. Forever. Wait 1 second. Her seferinde birer saniye bekle. Ve birer birer azaltacak. Şuradan. Variables. Change. Change. Time by eksi 1. Her seferinde eksi 1 eksi 1 azalsın. Bak, 1 saniye bekliyor, eksi 1 azaltıyor. 1 saniye bekliyor, eksi 1 azaltıyor. Eğer ki hemen if gel bakalım buraya. Eğer ki hemen operatör time eşittir 0 olursa, time eşittir 0 olursa, hemen şuraya bir broadcast mesajı yayınla bakalım. Duplicate. Broadcast yayınla. Ve şuradaki if'lere or'lu olan if'i kaldır. Bize artık sadece şu lazım. Can eşittir 0 lazım. Çünkü iki parçaya böldüm. Şunu da çöpe at. Hadi bakalım. Başla. Nasıl sayıyor, harika. Birer saniye arayla gidiyor. Çarptım. Bir yerde bir sıkıntı çıkacağını biliyordum. Daha iki canım var, game over dedi.